Çok güzel bir popcorn almak için arkadaşlar sponsorumuz mmovip.com'dan alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken küçük harflerle OGX indirim kodunu kullanarak %6 indirim almak olacaktır. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bana yazın. Videomuza size iyi seyirler diliyorum. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni daha bekliyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA 17 antrenör kariyerinde en yüksek potansiyeli 21 yaş altı oyuncuları sizlerle inceleyeceğiz arkadaşlar. İsmine çok tanıdık bir isim birisi de var. Onu da arkadaşlar şaşıracağınızı düşünüyorum. Hemen arkadaşlar dilerseniz videomuza başlayalım. Önceki videomuza başlamadan önce şunu söyleyeyim. Bugün bayramın ikinci günü arkadaşlar. İlk günü biliyorsunuz demo videosu geldi. Demo videosunu umarım indirebilmişsiniz. Çünkü hepsini üst üste çektiğim için şimdi. Tabii ne olup ne bitiyor bilemiyorum. O yüzden Facebook grubunu hepinizi bekliyorum. Aynı şekilde arkadaşlar hepinizin bayramını tekrardan kutluyorum. Dünkü videomu izlemeyen, bugünkünü izleyen varsa hepinizin bayramı tekrardan mübarek olsun arkadaşlar. Umarım olumlu güzel bir bayram geçiriyorsunuzdur ve mutlaka şu ana kadar demoyu oynamışsınızdır. Bütün içten reklamı bunu söylemek istiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar bana destek olmak için ve motive etmek için videomuzu beğenmeyi, yeniyseniz abone olmayı ve aynı şekilde Facebook grubumuza da katılmayı unutmayın arkadaşlar. Dilerseniz hemen videomuza başlayalım. Önceki videonun başına görmüş olduğunuz gibi bir grafik koydum arkadaşlar. Bu FIFA'daki antrenör kariyeri, daha doğrusu kariyer menüsünün hali bu şekilde arkadaşlar. Manager Career ve Player Career zaten ekranda görüyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar güzel bir menü dizayn olmuş. Öncelikle bunu görmenizi istedim. Ardından hemen istiyorsanız direkt listemize geçelim. İlk isim arkadaşlar Dele Alli. Dele Alli'nin arkadaşlar bu seneki potansiyeli 90. En fazla 90. Yani potansiyel olarak 90 etkin çıkacağı burada yazıyor listede. İkinci isim arkadaşlar Borussia Dortmund'dan Dembele. Zaten gerçekte falan izliyorsanız biliyorsunuzdur arkadaşlar. Yani İstanbul'dan Ankara'ya 1 saatte koşuyor. Hızlı trenden daha hızlı. İnanılmaz bir adam. Fiziği falan da çok iyi. Dembele arkadaşlar 20 potansiyel var. Ondan sonraki isim Bayern Münih'in yeni transferi Renato Sanchez. Renato Sanchez arkadaşlar 90 potansiyeli var. Antony Martial 90. Buradan arkadaşlar sonra Marco Asensio var. Marco Asensio 89 arkadaşlar. Ben Marco Asensio'nun kartını çok merak ediyorum. Biliyorsunuz normalde falan da artık Real'de oynamaya başladı. Ve gerçekten çok iyi bir futbolcu arkadaşlar. Dribbling'i falan çok iyi. Ben çok beğeniyorum. Acaba önümüzdeki sene Ultimate Team'de kartı nasıl olacak? Gerçekten bunu çok merak ediyorum arkadaşlar. Hep birlikte göreceğiz. Bu arada FIFA 17 arkadaşlar yaklaşık ayın 20'si 21'i gibi FIFA 17 videolarımız başlayacak. Merak etmeyin arkadaşlar. Tekrardan en iyi kalıp çekmeye çalışacağım. Size öyle sözüm var çünkü. İnşallah geçen seneki gibi ilk biz çekeriz. Bir sonraki isim Halilovic arkadaşlar. Halilovic'in de 89 rating. Hepinizin bilmiş olduğu isim Tielemans. Tielemans 89. Zuma 89. Brandt 89. Kovano Brandt 88. Coman 88. Buradan bildiğimiz isimleri arkadaşlar yapalım. Korea biliyorsunuz Atletico Madrid'den arkadaşlar 88. Dahoud. Dahoud arkadaşlar geçen sene oyuna bronz başlamıştı. Ve 83'lük bak bronz 62 ratinge başlamış yanlış hatırlamıyorsam. 83'lük Totsu vardı geçen sene. Çok büyük bir ilerleme kaydetti. Bir sonraki isim Donnarumma. Milan'ın arkadaşı 17 yaşındaki kalecisi 88 potansiyel. Embolo, Jimenez, Iheanacho. Arkadaşlar bu arada Iheanacho demişken şu şey konusunda hakkında yorum yapmak istiyorum. Bu hafta biliyorsunuz hafta sonu Manchester derbisi vardı. Manchester derbisi Kevin De Bruyne inanılmaz oynadı arkadaşlar. Bu hafta büyük ihtimal zaten informada gelir. İnanılmaz oynadı. Yani hani bir o maça baktığım zaman sonra bir de bizim lige dönüp baktığım zaman gerçekten hani insan ne kadar fark var diyor yani. Biri Konya biri Kenya yani arkadaşlar. O kadar değil. Çok fark var. Hani bunu görünce aslında hem üzülüyorum. Yani üzülüyorum tabii. Hiç sevinmeyecek bir şey çünkü üzülüyorum. Ya biz de öyle futbol izleyebiliriz yani arkadaşlar. Dünyadaki en pahalı kombineleri alıyoruz ama en yavaş, en ağır topu izliyoruz. Her neyse geçelim. Musonda arkadaşlar 5 star boyunda Saul, Rashford, ondan sonra Sané, Leroy Sané, Luke Shaw, Sterling, Tah, Hector Bellerin. Hector Bellerin bu arada kaçın 80'li fizik 95 pace'i var haberiniz olsun. Bir sonraki isim bu dayı ben tam bilmiyorum arkadaşlar. Bunu da bilmiyorum. Belki bilenler vardır. Kimmich'i biliyorum. Kovalenko'yu biliyorum arkadaşlar. Shakhtar Donetsk'te oynuyor. Ondan sonra hemen şöyle bakalım arkadaşlar. Meyer'i biliyoruz. Ben size bildiklerinizi göstereyim arkadaşlar. Zivkovic var. Burada hepinizin bilmiş olduğu isimler. Bazuer var. Bazuer bu arada kaçmış? 86. Arkadaşlar bu oyunda Bazuer'i 94 yapan bir adam gördüm. Ben 94 rating yapmıştı YouTube'da. Bir sonraki isim Costa Pereira arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz. Danilo. Danilo bu arada CM. Hangi Danilo? Ha bu şey Danilo. Tamam. Dragowski. Goreska arkadaşlar Schalke'den. Hernandez. Ondan sonra görüyorsunuz arkadaşlar. Mayoral var. Oxford. Bu Oxford'ları falan ben bilmiyorum. Belki bilenleriniz vardır arkadaşlar. Oliver Torres var Atletico Madrid'den. Eduardo Vargas değil tabii ki. Başka Vargas. Vargas var. Weigel var. Weigel de okunuyor hatırlamıyorsam. Tam okuyamıyorum ama Weigel var. CDM ve 86 potansiyel. Çok iyi. Arkadaşlar potansiyel üstüne çıkabiliyorsunuz. Yani illa hani mesela 90 oldu diyelim. 90'ın daha üstüne çıkamıyorsun diye bir şey yok. 90 üstüne de çıkabiliyorsun. Ruben Neves.
Gaia var arkadaşlar. Gaia'yı zaten hepimiz biliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Adnan Yanuzay var. Niang var arkadaşlar Milan'dan. Jedwaj var. Jedwaj'ı da biliyorsunuz hepiniz. Ve arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi Rabiot var. Rabiot arkadaşlar potansiyel olarak 85 çok iyi. Rabiot gerçekten de izlemeye başladım, beğenmeye başladım. Ama oyunda bu seneye kadar gerçekten çok kötü arkadaşlar. Dediğim gibi hani oyunda kullanılmaz bir halde. Bu arada arkadaşlar bu ismi atladık. Armindo Bruma, Galatasaray'da Armindo Bruma da 87 rating arkadaşlar. 87 potansiyele kadar çıkıyor bizim Bruma. Ben burada arkadaşlar hani Emre Mor niye yok anlamadım. Aslında burada Emre Mor'un da olması lazım bence. Onu bence koymamaları ya oyuna hani sonradan forma girdi, oyun baştan yazıldı falan mı diye düşünmek öyle düşünüyorum çünkü olması lazım kesinlikle Emre Mor'un. Emre Mor'un yer almaması beni şaşırttırdı. Ama Galatasaray'dan yani tek Süper Lig'den oyuncu Bruma var arkadaşlar. Burada dediğim gibi başka Türk futbolcular da olabilirdi yani illa. Türkiye'de bence çok da iyi futbolcular var. Genç başka takımlarda mesela Kerim Fıray falan da çok iyi bence. Ne bileyim yani bayağı var ama dediğim gibi çıkmaması arkadaşlar beni birazcık şaşırttı. Burada da size bu videoda göstermiş oldum arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. FIFA 17 yaklaşıyor. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Çünkü artık FIFA 16'dan bıktım. Dediğim gibi gerçekten bıktım. İnşallah FIFA 17'de aradığımız şeyi bulacağız arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için videoyu beğenmeyi, yeniyseniz abone olmayı, Facebook'ta falan paylaşıp arkadaşlarınızı davet etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.